İstanbul'daki milletvekillerimizle beraber halk... Hem 20 Mayıs sonuçları hem de şimdiki süreç göstermektedir ki bu kayıp yıllar vesilesiyle başta CHP'li İBB başkanı olmak üzere ilçe belediyeleri de yapmadıklarını, yapamadıklarını algıyla örtmeye çalışmaktadırlar. Beceremediklerini ve başaramadıklarını bir takım ürettikleri manipülasyonlarla gidermeye çalışmaktadırlar. Soru çok basit. 4 yıllık zaman geçti. İstanbul için ne ürettiniz? En temel problemimiz Türkiye'de ve İstanbul'umuzda en çok tartışılan dönüşüm, deprem ve yenileme projesi. Bunun için ne yaptınız? Bu yaz kuraklık yaşayıp yaşamama korkusuyla baş başaydık. 4 yılda 1 metreküp daha artı su gelmesi için İstanbul için ne yaptınız? İstanbul'da size kendi ifadenizle tıkır tıkır işleyen bir toplu ulaşım teslim edildi. Bu toplu ulaşımı aldığınız noktadan daha iyiye götürmek için ne yaptınız? Veya hazır giden sistemi yönetmeyi de beceremeyip bozar hale mi getirdiniz? Rahmetli Kadir abinin sloganıydı. Dünyada en çok metro yapan şehir, aynı anda metro yapan şehir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hoşuna gitmiş. Onu da kullanıyor. Kullansın, bir problemi yok. Ama artık İstanbul'un yeni sloganı bu değil. İstanbul'un yeni sloganı şu. Dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir. Yani en çok metro yapan şehir değil, en çok otobüs yanan şehir. Bu hale gelmiştir. Hani artık İETT otobüslerine astığımız servis dışı tagını, levhasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 4 yılda başarmış, İBB binasının önüne asmıştır. Artık İBB servis dışıdır. İstanbul burada gereken efendim cevabı bu ilgisizliğe, bu beceriksizliğe, bu başarısızlığa ve bu hizmet yoksunluğuna karşı gereken tavrı en güzel bir şekilde gösterecek. Şu konunun da altını çizmek istiyorum. Özellikle gerek büyükşehir gerek ilçelerdeki CHP belediye başkanlarının büyükşehirin sürekli ilçelerdekinin de zaman zaman başvurduğu yöntemlerden birisidir. Efendim biz çalışacağız ama çalışmamızı AK Parti grubu engelliyor. Biz gayret edeceğiz ama bizim gayretimiz AK Parti engelliyor. Şimdi şöyle bir latife de yapayım. Biz Sayın İmamoğlu'nun bu yalanlarını ve algılarını diyoruz. Balonlarını patlatmak çok kolay. Elinizi kaldırıp iğneyle bir dokunacaksınız. Ama artık el kaldırma zahmetine de katlanmıyoruz. Çünkü kendi balonlarını kendisi patlatıyor. Seçim sürecinde ne dedi? Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluk olduğuna bakmayın. Siz Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin. Çünkü İBB'de de AK Parti grubu çoğunlukta ama ben başkanım. Her şey tıkır tıkır işliyor dedi. 4 yıl boyunca beni engelliyor dediniz. Şimdi de her şey tıkır tıkır işliyor diyorsunuz. Bir de şöyle bir cümleniz var. Ben büyük yalan konuşmayı bilmem. Bu cümlelerden ikincisi kesin yalan. En azından birisi yalan diyelim kendi kanaatimizi de belirtmeden. Yani yalan konuştuğunuz kesin. Aynı şekilde Esenyurt'ta da yine CHP'li belediyenin kendi 4 yıldır yapamadığı başarısızlıkları ve beceriksizlikleri örtmek için eğitim kampüsleri, tahsis edilen araziler başta olmak üzere bir takım spekülatif yorumlara, açıklamalara başvurmak zorunda kaldığını görüyoruz. Şunu hep söylüyoruz. Bir takım iddialar ortaya atacaklar, atıyorlar. Bir takım söylemlerde bulunacaklar, bulunuyorlar. Bunlar karton söylemlerdir, karton ifadelerdir. Bu karton söylemlere ve karton ifadelere milletimiz gereken desteği en güzel bir şekilde verecek. Hani suyla ilgili de geçen hafta çok konu konuşuldu, gündeme gelmişti. Onu da söyleyerek konuşmamı tamamlamış olayım. İfade ettim ama ne yaptınız diye. İstanbul şu an kıymetli kardeşlerim susuzluk çekmemesinin nedeni Cumhurbaşkanımızın ilk belediye başkanlığı döneminde başlattığı iki temel projedir. Birisi ıstırancalar, diğeri Sakarya'da Melen projesidir. Bu o gün o projelere bugünkü CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü öncülleri de karşı çıkmışlardı. Bu projelerin yapılmasına ıstırancadan su mu gelir, Melen'den su mu gelir? Ama bugün İstanbul'da içtiğimiz suyun günlük %75'i Melen'den geliyor. Yani Melen olmasaydı bugün musluktan su akmayacaktı.
Şimdi 4 yıldır soruyorum. Nasrettin Hoca'nın fıkralara bile suyu toplayacak kazanı doğuruyor. Siz 4 yıl içerisinde İstanbul'umuza 1 metreküp daha su getirecek yeni bir yatırım yaptınız mı? Efendim İSKİ çalıştı diyor. Ne çalıştı diyoruz? Boruyu değiştirdi. Güzel. Yeni bina yapıldı, su hattı döşedi. Güzel. Orada akacak su için bir şey yaptın mı? Yani bu nedir? Kent yönetmek ufuk meselesidir. CHP'nin, CHP'li İBB'nin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın artık ufku dar demiyorum. Ufukları yok diyorum. Ufukları yok. Kente dair bir hayalleri de yok. Kente dair bir ufukları da yok. Kentsel dönüşüm ve deprem. Çıktınız seçimden önce dediniz ki ben her yıl 20 bin konut yapacağım. 20 bin. Bakın şimdi burada var. AK Parti olarak biz ortalama sadece belediye yönetimi, belediye olarak yılda 3500'e yakın konut yapmışız. CHP'nin performansı ne? Yıllık ortalaması 300. 300. Başında 3 olunca herhalde aynı zannediyor Sayın Başkan. Şimdi soruyorum. Sayın Başkan, diyorsunuz ki beni yapraklar alkışlıyor. Lan düşerken mi alkışlıyor, dalda mı alkışlıyor bilmiyorum. Ama AK Parti İl Başkanı olarak buradan çağrı yapıyorum. Ben sizi alkışlamaya hazırım. Lütfen 4 senede söz verdiğiniz 80 bin konutu gezip bize gösterin. Biz de konutların önünde sizleri alkışlayalım. Bu açık yüreklilikle bu çağrıyı yapıyorum. Çünkü biliyorum, çünkü görüyoruz ki İstanbul'da verdikleri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler. Daha önce yapacak hazırlığı var da. Daha fazla bir sözü yok. Bir şey yaptı. Bugün Esenyurdumuzda hakikaten Türkiye'mizin en büyük okul inşaatlarından, kompleksinden birinin ziyaret etmek için gelmiş olduk. 10 binin üzerinde öğrencimize hizmet verecek. %80'in üzerinde tamamlanmış. İnşallah önümüzdeki eğitim döneminin sürecinde de çocuklarımızın cıvıl cıvıl oynayacağı bir kampüsü bugün ziyaret ediyoruz. Özellikle bugün tüm milletvekillerimizle Esenyurt'ta ziyaretlerimizi yapıyoruz. Biz de kampüsteyiz. Yani burada kamuya ve çocuklarımıza dönük bir yatırım yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın çok büyük bir yatırımı. Ama CHP belediyeciliğinin hizmet yoksunluğunu başkalarına saldırarak algı ve manipülasyonla giderme çabasını bu kampüs üzerinde de Esenyurt Belediye Başkanı'nın sarf ettiği cümleler bizim bu tanımlamamızın ne kadar doğru ve haklı yerinde olduğunu gösteriyor. Araziyle ilgili ortaya attığı ifadelerin tamamı bir spekülasyondur. Bu kampüsle ilgili yok satış durdurmuş vesaireymiş falan bunların hepsi siyasi hakikatsizlik hastalığına düşen CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı'nın sirkatin efendim şecaat arz edecekken sirkat söylemesinden başka bir şey değildir. Lütfen kendisi Esenyurt AK Parti Belediye Meclis Grubu'nun eğitime tahsis ederek belediyeye yeniden tahsis ettiği arazide yapmak için kolları sıvadı okulları bir tamamlasın. Esenyurt'a böyle güzellikle hizmet etsin diyerek ben sözlerimi tamamlıyorum.